Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınem siz dıktınlar ekranımızda bulsun. Ceza lagerdeki 19 Uygur hizmetçi kamakı elindi. İgerligen işençilik məlumatlarımızga körə vətənimizin Kuça nayisidiki məlum ceza lagirde xizmət qılıvatqan 19 Uyğur atalmış milletlər iştipaqlıqıqı xilaplıq qılgan digən cinayet bilən qamaqı ilinğan. Bizgi bu uçurni yetküzgən ismini aşkarlaşını xalimaydıgan körürmələrimizdin birinin eytip berişə, bu 19 kişinin arasidiki biri onun yıqın tonuşlarıdın bulup, onun sözləp berişə lagirdeki siyasi ögünüşki yetekşilik qılıdıqalarının köpüncisi, Oqutquchilik sahasidan bo'lib, vaqaning kelib chiqish shakli mundaq bo'lgan. Ularning ichidagi biri lager haqidagi noroziligini bildirgan. Qolganlar bo'lsa inkas bildirmay anglab o'ltirgan. Bu sababli Xitoy rejimi ularning hammasiga millatlar ittifoqligiga qarshi gap-so'zlarga inkas bildirmay qarab turgan, bu millatlar ittifoqiga ziyon yetkazganlik deb qalpoq kaydirib turmiga solgan. Yana bir ichinishli xabar bo'lsa, lagerda kasal ko'rishga mas'ul bo'lgan doktor ayol lagerda xizmatga tushib, 10 necha kundan keyinlar tuyuqsiz o'lib ketgan bo'lib, Xitoy amdili 30 necha yoshlik bu doktor ayolning jasadini mu oilasiga bermagan. Xitoy qo'rchiqi Yasin Sidiq Uyg'urlarni qirg'in qilish bishoratini berdi. 25 avgust Dovi xabarlar to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi qo'rchiqi Urumchi shahar boshlig'i Yasin Sidiq Uyg'urlar Türkler bilan emas, balki Xitoylar bilan qondosh. Uyg'urlar bilan Türklarning hech qanday irqiy munosabati yo'q deb bildirildi. Hong Kongda chiqadigan Shingdao kundalik gazeti xabarida Xitoyning Urumchidagi qo'rchoq amaldori shahar boshlig'i Yasin Sidiq bir parcha maqolasida sanoqsiz tarixiy faktlarni inkor qilib, qo'rchoq amaldorlik salohiyatini saqlab qilish Uyg'urlarni Xitoyga setib berish uchun Uyg'urlar Türk avlodi emas. Uyg'urlar bilan Türklarning hech qanday irqiy munosabati yo'q deb bildirilganligi Uyg'urlarni qasdan terrorchiga chetib, bir qancha o'rinda Xitoyni Uyg'urlarga zarb berishga chaqirganligi. Zarbi berib tugutish, pokiza tugutish qatorliq so'zlarni ishiltib, Uyg'urlarni qirg'in qilish bishoratini berganligi bildirildi. Shingdao kundalik gazeti yana qo'rchoq amaldor Yasin Sidiqning qilcha asossiz bildirilishlariga raddiya subtida Uyg'urlarning asli Türk sistemasidagi millatlardan ekanligini, tabiiy apatlar sababidan Türklar boshqa rayonlarga ko'chish orqali Uyg'urlar bilan jo'g'rafiyalik o'rnining yiroqlab ketganligini, aslida Türklar mo Sharq Turkistondan ko'chib kelganligini bildirgan. Uyg'urlar duch kelayotgan xirislar va hal qilish yo'llari muhokama yig'ini ochildi. Uyg'urlar duch kelayotgan xirislar va hal qilish yo'llari nomliq muhokama yig'ini ochildi. 25 avgust Sharq Turkiston tashkilotlar birligi a'zosi Uyg'ur akademiyasi Istanbulda Uyg'urlar duch kelayotgan xirislar va hal qilish yo'llari nomliq muhokama yig'ini olib bordi. Yig'ilishga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur akademiklar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, olimlar hamda Sharq Turkiston birligiga a'zo tashkilotlarining vakillari ishtirok qildi. Yig'ilishda Uyg'urlar duch kelayotgan xirislar va uni hal qilishning yo'llarini ko'rdigan asosda muzokara olib berildi. Muzokarada Uyg'urlar hozir duch kelayotgan vaziyatning to'liq xavfli ekanligi, hozirgi vaziyatda Uyg'ur da'vogarlari nimalarni qilish kerakligi, bo'libmi Uyg'ur ziyolilari nimalarni qilish, Uyg'ur tashkilotlarining hozirgi vazifasi nimalar degandek temalar muhokama qilindi. Xitoy kommunistlari chet eldagi Uyg'urlarga besim qilishni davomlashtirmoqda. 26 avgust Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Uyg'ur tijoratchi Muhammad bir qancha yil ilgari Sharq Turkistonda Xitoyning ziyonkashligiga uchrash sababidan Qirg'izistonga qochib kelgan bo'lsa-mu, biroq Qirg'iziston saqchilarining Xitoyga o'tkazib berish tahdidiga uchrab kelgan. Pul muomili vaqt kelsa xabarda bildirilishicha, Muhammad o'tgan yili 7 oyda Qirg'iz saqchilari tomonidan 6 qitim tutqun qilingan. Qirg'iz saqchisi uni bexatar bir zalga elib borgan hamda uningga bir o'rinda tutib solangan 70 uyg'urni ko'rsatib, uningga qo'rqoq solgan. U yerdagi bir amaldor uningga "Men Xitoy vakili, sen tizimlikdikilar ichidagi birisi. Tizimlikda tutib Xitoyga qaytirib elib ketilmoqchi bo'lgan 123 kishi borligini aytgan. Egilnicha ahvoldan xabardor kishilar Qirg'iziston bilan Tojikistonda Xitoy saqchilarining uyg'urlarni tutqanligiga ishindigan.
Çünkü yakından beri nurgun kişi tuyuksuz yokap getip izdereke bulmağan. İsmini aşkarlaşını halamaydıgan bir kişi muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özünün bir dostunun Kırgızistan'ın Beşkek'teki bazardan tuyuksuz yokap getip, bir mezgil ötkendeyken Şarkı Türkistan'daki lagırda işkerdeki aşkarlanğalıqını bildirgen. Muhammed Kırgızistan'daki Uyghurlarının ehvali hakkında tohtulup, ilgiri Kırgızistan'ın Medine bazarda netçimin Uyghur Saudiger bar bulup, ular Xitay'dan azan mallarını elip gelip satattı. Bırak yakınki 3 yıl içi de Uyghurlarının nurgun dükkanları takaldı. Ben her kitim uyarge bargınımda kişilerinin nurgun Uyghurunun tutulgallıkı ve Xitay'a kaytırıp elip getilgeldeki hakkındaki haberlerini anladım digen. King is so lucky. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Adliye Ministerleri yığını çağırıldı. 27 avgust haberiyette doğru bergen haberde bildirilse, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Adliye Ministerleri yığını Kırgızistan'ın Çolpon Ata şehrinde ötküzülgen. Mezkur yığın Kırgızistan'ın Vakıtlık Adliye Ministeri Maksatbek Esenalayev'nin riyasetçiliğinde çağırıldı. Yığınğa Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın Adliye Ministerleri, şunaqlı Xitay ve Hindistan'ın Muavin Adliye Ministerleri hem de Pakistan ve Kazakistan'ın baş elçileri katnaşkan. Yığınğa Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Muavin baş katipi Nurlan Akkoşkarov'u katnaşkan bulup, Belarusya, İran ve Afganistan Katarlık 3 devlet küzetkücü bulup iştirak kılgan. Yığında teşkilatka aza her kaysi devlet uzun müddetlik yakşı koşundarçılık, dostluk ve hemkarlık kelişimine imza koygan. Ondan başka yana Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2025 yıllık terakiyat stratejisi boyunca Adliye Ministerlikleri otursudaki hemkarlıklarını terakki kıldırış hakkındaki uxturuş imzalanan. Haberde Kırgızistan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın nöbetçi reislikini İyun ayında Xitay'dan tapşırıp alğanlığı bildirildi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı 1996 yılı Xitay'nın Şanghay şehrinde Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Xitay ve Tacikistan'ın katnaşı bilen sözde rayon karakterlik, bihaterlik, emiliyette bolsa Xitay'nın Şarkı Türkistan'a bolgan endisi sebeplik, rayondaki devletlerine mu herhil menfaatler bedelige öz sepige algan asasda Şarkı Türkistan'a tihamu kattık muhasirge eliş üçün kurulgan bir teşkilattır. Vatanının hürlüğü üçün telpingen Dilşat Cumahun akimiz vapat boldu. Vatan milletki sadık, hürlük üçün telpingen, bayrağımız aldıda yürükidin çıkarıp yaş dökken bu kişinin ismi Dilşat Cumahun. Özü Şarkı Türkistan'dan gülcidin. Dilşat akimiz vatandaki vakitte halal ticaret bilen terikçilik kılıdığan, muhtaçlarga ve maarifka her daim yardım kılıdığan, mecazi uçuk yoruk kişi bulup namazgı intayin ehmiyet beretti. Merhum akimiz hicret yoluğa atlanğandayken Türkiye'ye kelgen. Muhacirat hayatıda yaşınıp kalgallıkı karamastın her daim vatan davasığı aktif katnaşkan hakiki vatanperver kişi idi. Akimiz başka devletki ketiş üçün siyasi panahlıq tilep Türkiye'nin Zonguldak'ta saklavatkan bulup, tünügün 2018 yılı 8'nin 26. günü yekşembe çüştün kiyin kesellik sebep bilen doktorhanda vapat boldu. Merhumun cinazı namazı bugün 27. Ağustos Düşembe peşin namazdinkin İstanbul'daki Zeytinburnu Emine İnanç Camisi'de çüşürüldü. Allah'tan merhumu rahmet ve mağfiret kılıp günahlarını keçürüşünü ve ahiretteki mertebesini üstün kılışını sorayımız. Pidakar Serikcan Bilaş oğlunun anısı alemden öttü. 27 avgust Atayurt Cemiyeti'nin reisi Serikcan Bilaş oğlunun anısı Kazakistan Devletlik Doktorhanı'da davalaş ünüm vermek alemden öttü. Serikcan Bilaş oğlu yetekçilik kılgan Atayurt Cemiyeti Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beri vatkan irki kırgın kılıç cinayetlerini halkarağı paşkılışta yakşı hizmetlerini kıldı. Bulup mu Şarkı Türkistan'dan keçip çıkan Kazak kıyrındaşlarımızın dert elemlerini Kazakistan hükümeti ve halkarağı yetküzüş Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beri vatkan milli kemistiş, kırgın kılıç kılmışlarını Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti ve Amerika Parlamentliği yetküzüş cihetlerde körnerlik hizmetlerini kılıp, Şarkı Türkistan davası sepide təsiri bar aktif teşkilatlar qatarıdın bulup kalgan idi. Merhumanın cinazı namazı bugün Almata şehri Burunday nahisi Vodnik Mescidi'de çürüldü. Merhumaga Şarkı Türkistan halkı namıdın Allah'tın rahmet dileyimiz. Çünlüklü onun yatkan yerini cennet kılıp birişini sorayımız. Zulümge karşı imza toplaş faaliyeti başlandı.
Bugün 27 avgust Türkiye'de faaliyet ile berbatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği alahide uxturuş ilan kılıp, zulümge karşı imza toplaş faaliyeti başlatkallıkını ilan kıldı. Uxturuşta munular bayan kılındı. Hürmetli kerindaşlar, vatinimizdeki zulümünün künsiri eşivatkallıkı, bu zulümünü halkarağı tunutuş hizmetleri teyhamı callıq buluşu üçün, hizmetini her türlük usullar bilen devam kılavatımız. Şu münasebet bilen Avustralya parlamentiği sunulduğun eriz namelerini kollab kuvvetlep, şunlukla Türkiye devleti ve Türkiye'deki Birleşken Devletler Teşkilatı işhanısıga eriz namelerini sunuş üçün imza toplaş hizmeti yolu koyuldu. Kayrındaşlarımızın kişilik malumatlarının işençilik ve bihater buluşunu közü tutup, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Rehberliği, Uygur Medya Teşvikat Merkezi ve Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin teşkilleşi bilen imza toplaş hizmet grupısı kuruldu. Bu hizmet grupisi kayrındaşlarımızın imza kuyuş ve şikayetleri hakkında alahide hizmet kılıdı. Kayrındaşlarımızın yakında maslaşışını ümit kılımız. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Alakılaşkıcı Yusufcan ve Nepise. Telefon numarı 0534 337 3170. 0551 399 52 95. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.